Şimdi Gökhan'ım, pratik bilgilerden önce sana aletimizle ilgili teknik bilgiler aktarmak isterim. Buyur abi, dinliyorum ben seni. Yalnız öyle boş dinlemeyle olmaz. Yani biraz böyle efor göstermen lazım. Yani ne bileyim, yerine kağıt kalem alman lazım. Ne demişler? Akılda kalmaz, kağıtta kalır. Doğru, doğru. Çok haklısın abi. Arkanda kağıt kalem var. Al getir bakayım. Ah, tamam. Evet, aldım. Şimdi söylediklerimi dikkatli dinleyeceksin ki birazdan seni sınava tabi tutacağım. Sınava mı? Beni sandın oğlum. Sen anlamıyorsun galiba benim dediklerimi. Müzik ciddi bir iştir Gökhan. Bak ben fedakar bir öğretmenim. Fakat beni sinirlendirdiğin zaman cinnet geçirmiş gibi oluyorum. Yani lütfen sinirlendirme. Zaten bununla kafam... Ya, siz gelmeden önce birbirimize girdik ya. Ben biraz fark ettim ya ama... Ya şu kafam bir kokla. Gördün mü abi? Ne kokuyor? Aslında hoş, aromalı bir koku var ama ben ilk defa böyle bir koku duydum senden. O yüzden... Ben önce... niye kendi kafama böyle bir aramayayım ya? Aromalı, aromalı ne demek yani? Aromalı dediğin şey böyle hafif kokan hani çilekli falan farklı şeyler... Olmaz Gökhan, bizi ters... Ben ter kokmak istiyorum. Anlatabildim mi? Her zaman alıyorum o kokuyu da buna ilk defa bir... Devam edelim şimdi. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Dedim ki... müzik ciddi bir iştir. Ne dedim ben en son? Ben not al da ben sınava tabi tutacağım. Tamam, sınava tabi. Aa, müzik ciddi bir iştir Gökhan. Karşı çıkıyorsun. Çıkmıyorum, ben hazır. Tamam, ben hazır bir şekilde... Şimdi sinirini ölçüyorum ki şey olmasın diye. Bekliyorum evet. Abi seni. Gökhan'cığım, Orkumuz'daki en önemli kurallardan bir tanesi introdur. Mesela intro nedir? Onu not alalım, introdur diye. Intro nedir? İ-N-T-R-O. Yani I'dır, N'de, Trabzon, Rize, Ordu. Açılım o. Anladım, yazdım zaten Erman abi. Intro. Intro, accompaniment system ve selex, volis selex, effectis, orchestraistis, roll bass, auto bass diye ayrılır. Yani bu ana kurallar dört tane eşit miktara dağılırlar. Fakat bunların arasında çok önemli olan introdur. İntroya geçiyoruz. Birinci intro. Yaz oraya. Birinci intro. Ne dedim en son? Birinci intro dedin abi. Onu yaz oraya dedim. Aferin. Öğrenciliğin adamı. Yalnız hollü möllü konuşma. Hazır et. Teşekkür ederim. Bakın. Bu... Mesela düğün salonlarında... Diyelim ki düğün salonlarında başladığın zaman hani millet coşuyor böyle ay huy falan ellerine mendil alanlar falan filan. O esnada girecek kadınları ve erkekleri göbekli insanları oynatıp göbeğini eritme babında hani böyle anlatabildim mi? Evet evet, ben daha önce sizin bir düğününüze gelmiştim, oradan hatırlıyorum zaten o sahneleri. Aradın, hemen girmen lazım. Anladın mı? Evet. İnce değil mi şeydir? Aferin, bunlar önemlidir, onları not al. Hemen girmek lazım. Gökhan'cığım, aletimizin adı orktur. Yalnız bunu İngilizce'de şurada görüldüğü gibi straight organ diye kullanırlar. Fakat biz böyle şeyleri mütazip olarak tabii ki yani Türk insanı olarak kabul etmiyoruz. Neden? Nedenini soruyorum. Not al. Çünkü çolukla çocuk bu tür şeyleri dinledikleri için yanlış anlaşılmasın. Hani bir şeyi ifademizde yanlış anlatmayalım diye söylemiyoruz. Kesinlikle çok haklısın abi. Not ediyorum buraya ya. Bir de ork dediğin anda güzel çıkıyor yani. Ork de bakayım bir. O ork? Evet, güzel oluyor. Güzel not alıyorsun değil mi? Alıyorum, evet. Oğlum ne kötü yazın var lan Arapça gibi. Bu ne? Adam gibi yazsana. Hızlı yazıyorum tam. Olmaz, olmaz. Bunları ciddiye alman lazım Gökhan. Bak terden ölüyorum ben ya. Ama ben okuyabiliyorum Erman abi. Sinirlenmene gerek yok. Belki sen okuyamıyorsun ama ben okuyorum yani. Tamam, şimdi şey yaptırma beni. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Aletimizin bu tarafına indiğimiz zaman bu taraf böyle kara kalıyor. Kapkara kalıyor. Buraya indiğimiz zaman bir siyahlık, bir beyazlık hissediyorsun. Bunlar... Klavyemizin ana başlıklarıdır. Buralarda günlük hayatımızda duyduğumuz sesler vardır. Bunun adına ne denir? Ne denir? Kopek denir. Çünkü dinlemiyorsun. Evet, kopek denir. Dinlemiyorsun. Bak beni... Bak Gökhan, ben derslerde çok sinirli bir adam. Bak elime titriyor. Neden? Çünkü derslerde sinirliyimdir. Bunun adına nota denir. Ben hayalimdeki alet bu dedim abi. Ben dinliyorum. Tamam, gayet dinle, şu anda... Hayalindeki alet buysa dinle. Notayı sana teker teker anlatıyorum. Bu ne? Do. Do ile çıkıyorsun. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do ile geldiğin anda tekrar kilitleniyor. Yani ulaşım gibi düşün. Hani uçak inerken, binerken aynı sesi çıkartır ya. Do'dayken de aynı sesi vermek zorundasın.
Çok ama... güzel, tebrik ediyorum. Gerçekten çok hoş bir ses çıkarttınız. Ne yazıyorsun oğlum sen ya? Ben... Gel bakayım şunu bir dakika. Bu ne oğlum? Abi ben onu anlıyorum. Benim hani ilkokuldan beri bir metodum vardır. Böyle kısa şekilde yazarım. O yüzden sen anlamıyorsun ama ben hepsini anlıyorum yani. Şu an yazdıklarımın hepsi beynimde işlemiş durumda. Anlıyorsun. Anlıyorum tabii ya. Yazdığım şeyi tabii ki anlıyorum. O zaman sen söyle Gökhan'ım, gel bakayım. Ne anladıysan onu şey yap. Çok teşekkür ederim. Ben seni anlıyorum ama inan benim sesim o kadar güzel değil. O yüzden söyleyemeyim. Söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Gökhan'cığım. Bak benim ciddiyetimin farkına varmıyorsun galiba. Önemli olan ses değildir. Kulaktır. Yani senin kulağının dikkatine bakmak istiyorum fakat hiç dikkatli davranmıyorsun bana. Vallahi bırakır giderim bak. Bak Allah bilen versin bırakır giderim. Tamam, tamam sakin ol. Tamam söyleyeceğim Erman abicim. Siz do sesini verirseniz ben tam duyayım. Benim kulağım aslında çok iyidir. O yüzden tam do sesini alabilir miyim? Do'ya gelelim. Do. 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 Gökhan'ım bak. Do. Do. Hep bir daha ikimiz R'ye getireceksin mesela D derken D Davut. Davut de bakayım bir. Davut. Davut. Davut ama da, böyle da, sosyetik da, değil da, yani. Kibarca değil. Davut. 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 Do. Do. Güzel. Güzel. Do. Do. Aferin. 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 Güzel. 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 Olacak, olacak. Yani hissediyorum ki insan çalışmayla her şeyi yapabilir. Şimdi şu bölümümüzde, bak dikkatli bakarsan, bu stylizer bölümüdür. Yani sen burada orku çalar iken canlanman lazım. Mesela slow okudun, bana dedin ki beni benden alırsan dedin, gittin mesela. Arkasından canlı bağlaman lazım. Canlı hareketli, insanlar gelsinler böyle hayda, haydi Mehmet, haydi Ahmet, sen de gel falan diye böyle. O esnadayken alttan ses geliyor otomatik olarak. Onlar bunlar bak. Bak. Stylizer bölümüdür. Buralardan açalım biraz seslerimizi. Dikkatli bakarsan. Bakıyorsun bak. Bak. Yeah! Bu mesela şöyle biri fıkra anlattı. Ya da şu. Anladın mı hani komiklik evet. Babında? Şimdi püf noktalarına evet. Yavaş yavaş kavruyor. Aradan bu geliyor. Buralardan böyle artık nay 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 gibi ifadeleri alıyorsun, kullanıyorsun. Bu kadar. Tamam, buralara kadar anladık değil mi Gökhan'ım? Anlıyorsun değil anladım, mi? Gayet iyi anladım abi. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun! Gökhan'ım beni anlamıyorsun! Sana yarım saattir not et diyorum, etmiyorsun. Ben önemli olan disli ciddiyettir. Bunu görüyor musun? Görüyorum ve hemen not ediyorum derste. Önemli olan ciddiyetti. Tamam abi. Tamam, konsantreni de bozmamak için korkmaman lazım. Tamam, özür dilerim. Ben de biraz sinirli bir yapıya sahibim. Neyse, şimdi o zaman hemen bir intro ile şeyimizi geçelim, hareket diye. Mesela şu kalça bölümüne ver şurayı. Ver şurayı, şuradan çıkar şöyle. Çıkardım, basıyorum. Bak, gördün mü nasıl geliyor bak. Leblebi koydum tasa kız annem, doldurdum basa basa kız annem. Sen de oynat ki kadınlar sevsinler. Doldurdum basa basa kız annem. Alttan bir ayağa. Benim hanım çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem. Halaya geçiyoruz. Azıcık boydan kısa kız annem. Oh minnayı, minnayı kız annem. Gel oynayı, oynayı. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho.